Sağ olun. Değerli hemşerilerim, 1800'lü yıllardan, 1850'li yıllardan Ruslara karşı direnen Kars halkı, ey Gazi Karslılar, ilk Gazi madalyasını alan, ilk kent, ilk cumhuriyeti kuran Kars, Kars'ın insanları, hepinize saygılar sunuyorum. Biz hep birlikte bu ülkeyi, Kars'ı birlikte yöneteceğiz. Bizim hiç kimsenin üst aklına ihtiyacımız yok. Değerli hemşerimiz, İstanbul milletvekilimiz Aykut Erdoğdu aramızda. Sarıkamışlı hemşerimiz, kendi çocuğumuz. Birazdan size hitap edecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli hemşerilerim, öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Normalde bana otobüsün üstünden konuşmamı istediler. Ama ben hemşerilerimle göz göze, gönül gönüle konuşmak istedim. Öyle üstlerden konuşmak bize göre bir şey değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Memlekete gelmenin verdiği mutluluk ve heyecan içerisindeyim. Ama aynı zamanda memleketimizde bizim küçüklüğümüzde olmayan, bir burada büyürken görmediğimiz bu siyasal bölünmüşlüğü görünce de üzülüyorum. Ya sonuçta hepimiz Karslıyız. Hepimiz bu memleketin çocuğuyuz. Biz birbirimize kem gözle bakacak değiliz ki. Ben onun için Kars'ta kime oy verirse versin, kökeni ne olursa olsun, hepsi benim kardeşimdir, hepsi benim akrabamdır, hepsi benim hemşerimdir. Biz Kars'ta birlikte nasıl dostça, kardeşçe, barış içerisinde, birlik içerisinde yaşadığımızı yüzyıllardır herkese gösteriyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Bizden kimseye kem gözle bakılmayacak. Bizden kimseye ayrımcılık gelmeyecek. Bizden kimseye kaba söz gelmeyecek. Biz Kars'ta gösterdiğimiz dostluğu, kardeşliği bütün Türkiye'ye örnek kılacağız değerli arkadaşlar. Bakın şimdi bir anayasa meselesi dolayısıyla bütün memleket ayağa kalktı. Bu anayasa ne diyor? Bu anayasa diyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği yurttaşlığı kullukla değiştirir misiniz? Kesinlikle değiştirmeyiz. Kimseye kul olmayız. Kimseye kön olmayız. Biz bu ülkenin özgür insanlarıyız. Özgür olarak yaşamaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, biz bu memleketin hayırlı insanları, kendimizi kurtarmıyoruz şu an. Biz bu zaten bu ülkede muhalifiz. Biz hiçbir şey görmedik ki son 15 yıldır. Sadece baskı görüyoruz, eleştiri görüyoruz, çocuklarımız işe koyulmuyor. Ama diyoruz ki siz böyle yaparsanız, siz bu anayasayı milletin önüne koyarsanız, bu yetkileri bir tek makama verirseniz bu da göreceğiniz son seçimdir. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş bütün hemşerilerimden şunu rica ediyorum. Bakın ne güzel, biz geliyoruz, AK Parti geliyor, MHP geliyor, HDP gelemiyor tabii ne yazık ki. Herkes sizi ikna etmeye çalışıyor. Herkes gönlünüzü almaya çalışıyor. Niye? Çünkü bir demokrasi var. Size ihtiyacımız var. Çünkü siz yurttaşsınız. Oy hakkınız var, özgürsünüz. Ama ne yazık ki son referanduma, son seçime gidiyoruz değerli arkadaşlar. Böyle baskı olursa, böyle yıldırım olursa bu ülkede muhalefet olmaz. E muhalefet olmazsa iktidar %90 oy alsa ne olur? Ha işte bakın Suriye'de Esad %97 oy aldı. Demokrasi var mı? Mısır'da Sisi %90 aldı. Ondan önce mübarek %90 oy aldı. Arkadaşlar demokrasi varsa kıymetlisiniz. Bu demokrasiyi rafa kaldırma projesi. Sizler bu memleketin en aydınlık insanlarısınız. Çok büyük bir kültüre geçiş kültürüsünüz. Biz Türk'ümüzde, şiirimizde, Batı'da başarı göstermiş hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Kars doğunun en medeni, en kaliteli, en nitelikli insanlarını yerleştiren, yetiştiren kentimiz. Eminim ki buradan demokrasiye, birliğimize, kardeşliğimize, cumhuriyetimize sahip çıkacak, güçlü bir hayır sesi çıkacaktır.
Ben hangi o partiye oy vermiş olursa olsun bütün hemşerilerimi gönülden selamlıyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kars milletvekillerimizle birlikte Kars'ımız için elimizden gelen yapmaya söz veriyorum. Hepiniz çok seviyorum. Şimdi parti ilasına geçeceğiz. Sağ olun abi. Saygılar sunuyorum. Merhaba Taceddin. Yunanistan'da bir sıkıntı varmış. Vatandaşlar oy kullanmaya gidemiyorlarmış gibi duyumlar var. Öncelikle memleketimize hayırlı olsun. İkinci olarak yurt dışında yaşayan kim olursa olsun, hangi tercihte bulunacak olursa olsun bizim yurttaşımızdır. Hiçbir ülke tercihini engelleyecek sanırım. Bulgaristan'da da küçük küçük sorunlar oluyor ama bunları diplomasiyle, kardeşlikle, uygun bir lisanla çözmek lazım. Yani sonuçta bizim yurttaşlarımız Yunanistan'da yaşıyor. Rum kökenli yurttaşlar bizim ülkemizde yaşıyor. Böyle anlayışsızlığa gerek yok. Kabalığa, kavgaya gerek yok. Bunu nezaket içerisinde, diplomatik nezaket içerisinde çözmeliyiz. Oylama başladı sınır kaplarında. Hayırlısı olsun. Ne diyelim yani sınır kaplarında bugün evet İstanbul Havalimanı'nda da ekiplerimiz var. Onlar da gidecekler. Herkese hayırlı olsun diyeceğiz. Hayır vermesini isteyeceğiz. Ama ne verirse versin canları sağ olsun memleketimize tercih edin. Teşekkürler, sağ olun.